Herkese merhaba sevgili Teknoloji Uyku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda Samsung'un İstanbul'daki merkez binasındayız. Yanımızda da Samsung Türkiye Ürün ve Strateji Direktörü Anıl Öztekin var. Anıl Bey nasılsınız diyeyim önce? Süper, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Hoş bulduk, ben deyim. Teşekkür ederim. Şimdi biz kendisiyle Uludağ'da bir A9 ilgili bir çalışmaya katılmıştık biliyorsunuz. Fotoğraf çektik. Hatta onunla ilgili bir videoda yayınlamıştım. Ben onu da yukarıdan şimdi kartlardan koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Anıl Bey onu orada bana bir söz vermişti. Demişti ki ben sana özel bilgiler vereceğim. Çok bomba telefonlar geliyor ki o zaman da S10 falan da çıkmamıştı. Tabii. A serileri de çıkmamıştı daha. Evet. A seri çıkmadı. Şu an A yağmuru var. Öyle söyleyeyim. 30'lar, 50'ler, işte 60 geliyor, 70 gidiyor falan diye bir sürü haber de var. Biz de geldik. Birinci ağızdan dinleyelim bakalım. Ben şimdi S10 çıktı. Biraz S10'dan başlayacağız. Sonra sizin sosyal medyada sorduğunuz sorularla röportajımız devam edecek. Anıl Bey bir S10'dan başlayalım isterseniz. Tamam, tabii ki başlayalım. Şimdi çok yoğun bir dönem geçiriyoruz, zaten takip ediyorsunuz. Son 3 hafta herhalde bizim son dönemde yaptığımız en yoğun çalışmaların olduğu 3 hafta. San Francisco'da Galaxy Fold katlanabilir ekranlı ürünümüzü ve S10 ailesini tanıttık. Aslında 9 tane ürün tanıtımı yapıldı orada. Birçok geniş bir yelpazede ürün tanıtıldı. Yani ben de gireyim, hepsi geliyor ona değil mi? Türkiye hemen hemen. Hepsi geliyor. Tamam. Hepsi geliyor. Bahsedeceğim onları. Ondan sonra hemen geldik. Ayağımızın tozuyla İspanya'ya gittik, Barcelona'ya. Orada da A serilerini, A30 ve A50'yi tanıttık. Yani biz 2019'a çok hızlı, bomba gibi bir başlangıç yaptık. Ve şey, yani oldukça da memnunuz. Hem gelen reaksiyonlardan, hem özellikle S10 ailesinin ilk satış trendinden, ön satış ve ön sipariş sürecinden. Çok çok memnunuz. Tabii bizim için çok heyecanlı bir dönem, çok çok heyecanlı. Yani aslında hangi birisini anlatsam bilemiyorum, o kadar yoğun bir dönem. Şimdi biraz aslında nereden başladığımdan anlatmam lazım. San Francisco'da biliyorsun, yani 9 tane ürün olmakla birlikte en önemli 2 tane ürün Galaxy Fold dediğimiz bizim katlanabilir ekranımız ve S10 ailesi oldu. Şimdi baktığımız zaman bu böyle çok uzun süreli bir çalışmanın sonucu. Biz Samsung olarak bu tarz şeylere çok önem veriyoruz. Özellikle Ar-Ge yatırımları anlamında ve patent sayısı anlamında dünyadaki ikinci büyük firmayız. Her yıl 15 milyar dolarlık bir harcamamız var sadece Ar-Ge'ye. Şimdi araştırma geliştirme tabii çok önemli ama bunu dizayn diliyle de birleştirmek gerekiyor. Dünyanın 7 tane ülkesinde 1500 tane endüstriyel dizaynerle çalışıyoruz. Yani ürünü, Ar-Ge'sini ayrı bir ekip yapıyor, dizaynını ayrı bir ekip yapıyor ve bununla birlikte çok yeni bir yatırım açıkladık. Yani 3 yıl boyunca 21 milyar doların üzerinde bir yatırım olacak. Burada da IoT, yapay zeka, 5G gibi yeni teknolojileri geliştirip en hızlı şekilde tüketicilerimizin, müşterilerimizin hayatına entegre edeceğiz. Şimdi bütün bunları neden anlatıyorum? Aslında bütün bu yaptığımız son dönemdeki bütün lansmanlar bu hikayeyle başlıyor. Günün sonunda baktığınız zaman bir ekranı katlayabilmek gerçekten fizik kurallarına aykırı bir şey. Biz bunun ilk adımlarını 2011 yılında esnek ekran teknolojisini ilk olarak anlattığımızda aslında duyurduk. Yani orada ufak tiyoları verdik. 2011-2019, 8 yıl ve bu 8 yıl hiç durmadan Ar-Ge faaliyetleri devam etti. Ekran esnemeden katlanabilir boyuta geldi. Çok önemli bir farkı var. İşte Barcelona'da gördük, İspanya'da. Birçok üretici de ekranı katlıyor ama çok majör bir farkı var. İnovasyon ve teknoloji de aslında bunun o kısmında yatıyor. Ekranı içe doğru mu katlamak, dışa doğru mu katlamak çok önemli bir ayrım. Teknik olarak dışa doğru katlamak daha kolay olmakla birlikte, yani bizim seçtiğimiz yol daha zor olmakla birlikte, özellikle teknolojinin gideceği yön, ekranın korunması gibi birçok şeyi göz önünde bulundurduğunuz zaman zor yolu seçtik. Ama zaten tecrübe ettiğiniz orada, yani gördüğünüz tabii daha çok primitif bir teknoloji olduğu için, bir inovasyon barındırdığı için bir miktar gizli tutmaya çalışıyoruz hala. Ama birkaç ay içerisinde ürün Türkiye'de raflardaki yerini alacak. Geliyor yani, Galaxy Fold Türkiye'ye geliyor o zaman. Dünyadaki 34 ülkeden bir tanesi. Bu bizim için çok önemli bir şey. Kesinlikle Türkiye pazarı, Türkiye kullanıcısı, dünyadaki diğer ülke kullanıcılarından daha geç bu ürünle buluşmayacak. Aynı zamanda
buluşacaklar. Global lansmanda bir tek tabii Türkiye'ye geliş süresinde birkaç haftalık bir süreç oluyor. O süreç içerisinde dünyadaki sınırlı lansman yapan ülkeden bir tanesi Türkiye olacak ve kullanacağımız bu cihazla buluşacak. Daha yakın geçmişten başlayayım. 2016 yılında yani S6 Edge ile birlikte zaten dizayn dilinde çok ciddi bir değişiklik yaptık. Ürünün köşeli hatlarını daha oval hale dönüştürdük. Ekran parlaklığı ve kalitesi arttırıldı. Sonrasında her yeni flagship ürünü, her yeni amiral yenilmesi ürünü bu inovasyonu takip etti. S6 Edge oldu, S7 Edge oldu, S8 oldu. Bu sefer dedik ki sadece ovalleştirme değil, aynı zamanda gövde ekran oranını da arttıralım. Bu oran arttı ve bizim sonsuz ekran dediğimiz yepyeni bir teknoloji hayatımıza geldi. Bu S9'larla, Note9'larla devam etti. Bugün S10 ailesinde yine yepyeni bir inovasyonla, yepyeni bir teknolojiyle aslında biraz daha da sınırları arttırıp gövde ekran oranını %90'lar seviyesine çıkartıp aynı zamanda çok inovatif ve az önce bahsettiğim yatırımların da bir sonucu olan önemli bir gelişmeyi daha sektöre kattık. Sensörler ekranın altına alındı. Bu önemli bir şey çünkü o özellikle telefonun kullanıcı bazında baktığınız zaman multimedya deneyimini maksimuma çıkartacak bir şey. Arge dedim, dizayn dedim. Dizaynda aslında o çalışmaların, o yatırımların, o odağın tamamı bu üründe vücut bulmaya başladı. Sonra Arge dedik, yeni özellikler katalım dedik. Bunlardan bahsettik. Çalışan ekiplerden ve yatırımlardan bahsettik. Yine bunun vücut bulmuş hali, aslında ilk vücut bulmuş hali S10. S10 ailesi, üçü birden. Baktığınız zaman ürünün kamera özellikleri aslında hani her flagship'te daha iyi, daha iyi, daha iyi noktasına geliyor ama burada çok önemli birkaç tane önemli özellik eklendi kamera fonksiyonlarına. Mesela 4K kayıt yapabilme özelliği eklendi. Bu biz zaten biliyorsunuz bir ekosistem olarak Samsung markası olarak televizyonundan buzdolabına kadar birçok ürün gamında müşterilerimizin hayatındayız. Artık bu ürünler, mobil ürünler evde kullandığımız televizyonlara da çok çok kaliteli içerikler üretebilir hale geldi. Yapay zeka dedim, hani oraya yatırımlar yapıyoruz dedim. Yine bunun ilk meyvelerini biz daha önceki flagship'lerimizde görmeye başlamıştık. İşte kamerada sahne tanıma gibi özellikler yapay zeka ile birlikte eklenmişti. Şimdi yapay zeka S10 ailesinde pil tüketimine de dahil oldu. Gün içerisinde kullanıcının kullanım alışkanlıklarına göre bir pattern oluşturuyor. Hangi saatlerde hangi uygulamayı kullanıyorsun, hangi saatlerde kullanmıyorsun. Bunlara da bir optimizasyon sağlayarak pil optimizasyonunu en maksimum düzeye çıkartıyor. Fiyatlamasına baktığın zaman zaten görüyorsun. Çok basit hesaplar var. Az önce hani yayına girmeden önce konuştuk seninle. Evet. Yani Amerika fiyatını alıyorsun. TL'ye çeviriyorsun, ek vergileri koyuyorsun. Olası biz Türkiye fiyatında... Söz önce kesiyorum da o konuda Samsung'un stratejisi gayet başarılı. Yani biz bunu başka markalar için de bakıyoruz mesela. Çok ciddi bir hani kar koyuyorlar. Tamam ki kar koymaları hakları tabii ki kimseye hani birebir getirsin de beklemiyoruz ama bu konuda ben gerçekten de hani Samsung'un çok ciddi emek harcadığını görüyoruz. Özellikle S10'da da aynı durum oldu. Bütün hale çok makul fiyata geldi Türkiye'ye. Doğru, doğru. Yani biz burada aslında şunu söylüyoruz. Bütün anlatıyoruz, inovasyon diyoruz, Türk kullanıcısı diyoruz, biz her şeyin en iyisini hak ediyoruz diyoruz ama mümkün olduğu kadar bunun ulaşılabilir hale de getirmek çok önemli. Şimdi bizim firma olarak, Samsung Türkiye olarak en büyük isteklerimizden bir tanesi bu insanlarla tanıştırdığımız yeniliklerin, inovasyonların hayatımızı değiştirecek, yön verecek, yeni şekil verecek her yeni şeyin aslında Türk kullanıcısında tecrübe edebilmesini sağlamak. Bu anlamda bu tarz bir ulaşılabilir bir fiyat seviyesinde pozisyonlayıp artı ilave olarak kanallarda farklı olarak yaptığımız kampanyalarda işte şu anda çok önem verdiğimiz eskisini getir yenisini götür gibi işte taksit kampanyaları gibi kampanyalarla daha da ulaşılabilir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Süper. A serileri hayatımızda. Evet onu soracaktım ben. Siz sormadan da söylediniz. Şimdi bir A serisinin yağmuru başladı tabiri caizse. İşte A30 Y'yi tanıttığı zaman yeni modellerde geliyor. Sızıntılar var. İşte şöyle olacak, böyle olacak. İşte 3 kamera geliyor, şu kamera geliyor falan diye. Orada bir strateji değişikliği var galiba. Daha agresif olarak orta segmente saldırıyorsunuz gibi bir hisse kapılıyordum ben. Doğru mu? Doğru. Doğru. A serileri bizim için önemli serilerden bir tanesi. Zaten biliyorsunuz biz Samsung olarak çok geniş bir portföy yönetiyoruz. Yani giriş seviyesi, orta seviye, üst seviye dediğimiz. Şimdi
Fold da yeni bir segment olacak. Yine Samsung tarafından yaratılan. Bu bütün bu segmentlerde farklı müşteri ihtiyaçlarını farklı özellik ve fiyat seviyeleriyle adresliyoruz. Şimdi orta segmentte A serilerinde bizim şöyle bir mottomuz var. Yani birçok duyumundan bahsettim. Ben şu anda lansmanı yapılmış olan A30 ve A50 üzerinde yorum yapmak istiyorum. Burada şimdi ürünü inceledim. Zaten hani Barcelona'da da gördüm, ürünü tecrübe ettin. Ben seni izledim. Uzun uzun çektin hatta böyle. Beğendiğini umuyorum. Beğendim ben. Buradan söyleyeyim. Çok güzel bir telefon oldu. Süper. Önemli tabii sizlerin geri bildirimleri. Arkasında gerçekten çok yoğun bir çalışma var. A serilerindeki stratejiyi biz şu noktaya çeviriyoruz. Bir amiral gemisi özelliğine sahip ama fiyat performans olarak daha ulaşılabilir ürünlerle aslında inovasyonu takip edip hayatına sokmak isteyip ama çeşitli ekonomik nedenlerden dolayı bir şekilde ulaşamayan kullanıcılarımızı da bu inovasyondan mahrum et bırakmamak amacıyla dizayn edildi. Oyun planı da tamamen buna üzerine kuruldu. Zaten hani ürün özelliklerine baktığın zaman flagship'te olan birçok özellik var. 3 kamerası var, işte ekrandan parmak izi dokuma özelliği var, 4000 mAh pili var, dizayn dili çok başka, Infinity, U dediğimiz özel bir dizayn dilinde geliyor. Böylelikle gövde, ekran oranı maksimize ediliyor. Yani birçok yeni ve flagship'te olan özelliği aslında A50 ve A30'la daha kullanılır, daha ulaşılabilir şekilde müşterilerimizin hayatına sokma idealindeyiz. Bu anlamda da yine lider firma olarak, sektörün öncüsü firma olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Şimdi gelelim sizin sorduğunuz sorulara. Ben Twitter hesabından ve Instagram hesabından sordum. Dedim ki Samsung'da bir yetkiliyle görüşeceğim. İsmini de vermemiştim ama Anıl Bey'di kendisi. Sizden de bazı sorular geldi. Hani sorabilecek olanlarını burada toparladım. Şimdi ilk sorumla başlayayım. Şimdi herkes şunu sormuş. En çok sorulan soru. Size de belki günde 10 kere falan geliyordur bu soru muhtemelen. Bixby ne zaman Türkçe olacak? Herkesin sorduğu soru bu. Bixby evet bizim de çok yakından takip ettiğimiz en hızlı şekilde de Türkçeleştirmek için uğraştığımız bir özellik aslında Türk kullanıcılarıyla buluşturmaya çalıştığımız. Bunu dönem dönem ben globalde katıldığım birçok ürün toplantılarında da her seviyede dile getiriyorum ve çok yakinen takip ediyorum. İşin güzel tarafı bizim üst yönetimimiz de yani hem Türkiye'deki hem Kore'deki bütün yöneticilerimiz de konuya hakim ve çok çok yakinen takip ediyorlar. Yol haritası içerisinde var Türkçe dilinin Bixby'nin Türkçe dilini destekliyor olması. Bu tabii birazcık zaman ve şeyden kaynaklanıyor. Yani bir dilin kullanım ağı ne kadar genişse hiç arkasında bir yapay zeka olması olduğundan dolayı kendi kendine öğrenip kendi kendine gelişen bir sistem. Onun için aslında biraz daha nüfus olarak fazla olan dillerin, kullanılan dillerin ne yazık ki önceliği oluyor. Biz yol haritamız da var. 2020'ye kadarki süreç içerisinde Bixby'nin Türkçe dilini destekler hale geleceğini planlıyoruz. Zaten benim bildiğim kadarıyla Google'da zaten yeni çıkardı bu arada. Aralık ayında getirdi. Evet. O kadar kolay bir şey de değil bu iş. Yani tabii ki. Hani isteseniz bile yapmanız için çok ciddi Ar-Ge, ciddi çalışmalar yapılması lazım. Çünkü yanlış bir şey olduğu zaman bu sefer size tabii bunlar tepki olarak geri dönüşü yok tabii geri dönüşü. O yüzden ben birazcık sabredeceğiz. Gelecek. Evet. Hiç vazgeçmiyoruz, hiç ötelemiyoruz, hiç üstünü kapatmıyoruz. Kesinlikle elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız da. Şimdi sizden gelen bir diğer soru ise malum geçtiğimiz günlerde hükümete bir yetki verildi. Cep telefonlarından alınan ÖTV'nin oranı %50'ye kadar çıkartılabilecek. Tabii genelde bu yabancı markaların uygulanan bir durum. Samsung böyle bir durum olduğunda çünkü fiyatları arttıracağını düşünüyorum ben. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama %50 bir oran. Yani %25 alınan ÖTV %50'ye çıkartılıyor. Bunun total olarak telefonun fiyatına nasıl yansıyacağını bilmiyoruz ama sizin bu konuda bir stratejiniz var mı? Yani nasıl bir önlem almaya veya bir planınız nedir bu konuda? Önlem gibi demeyelim tabii. Sonuçta vergi de ödenmesi gereken kutsal bir şey. Yani Samsung olarak tabii bizim amacımız gerçekten ulaşılabilir fiyat seviyesinde en etkili ürünleri üretmek ve bunları kullanıcılarla buluşturmak. Bu kapsamda hep bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da Samsung markası demiştim zaten yani lider marka ve bu lider olmak bazı misyonları da üzerinde omuzlarımızda taşımamıza neden oluyor. Biz üstümüze gereken neyse, düşen neyse,
mutlaka sonuna kadar yapacağız ve bu teknolojileri ulaşılabilir şekilde tabii ki vergi kanunlarımızın bize fırsat sağladığı şekilde dizayn ederek fiyatlamalarımızı bulduğu noktada tabii ki gözden geçireceğiz her zaman. Şimdi bir konu daha var, onu da söyleyeyim, şuradan alayım ben telefonu hatta. Bu M serisi geldi Türkiye'ye. Bunlar oldukça uygun fiyatlı. Yani A serisinin de altında bildiğim kadarıyla fiyatları satılıyorlar. Ama sadece online'da varlar. Doğru. Buradaki stratejiniz ne olacak? Nasıl bir planlama yapıyorsunuz bu konuda? M serileri yeni bir aile. Bizim daha önceki senelerde ürün yolumuzda olmayan yepyeni bir aile. Online kanalı bizim önemli, çok önem verdiğimiz ve önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğini düşündüğümüz kanallardan bir tanesi. M serisi de tamamen dünyada buna benzer bir strateji doğrultusunda online kanalına özel olarak üretilmiş ve sadece online kanalında satışı yapılan özel bir seri. Ufak tefek farklılıkları var ürünün. Temel olarak A serilerine yakın olmakla birlikte dediğim gibi hem fiyat olarak daha rekabetçi hem de pil kapasitesi olarak daha büyük. Bu tarz böyle ufak farklılıklarla online'a özel bir cihaz olarak hayatımıza girdi. Çok yeni daha ve yine son dönemde lansmanını yaptığımız her ürün gibi onun da satışından oldukça memnunuz. Önümüzdeki dönemde daha da iyi noktalara gidecek. Özellikle online kanalının da büyümesiyle birlikte buna benzer stratejilerimize devam edecek. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Samsung Türkiye'den Anıl Öztekin, firmanın stratejileri, yeni ürünleri, yeni modellerle ilgili hiçbir yerde bulamayacağınız bilgileri aktardı. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz lütfen abone olursanız çok sevinirim. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.